Direkt uykudan kalkıp gelmiş. Jermaine'in özellikle 2-3 haftadan bu yana yükselen bir performansı var. Bununla birlikte bu haftada herhalde ligin kaderini doğrudan and etkileyecek bir maç. Derbi mücadelesi. Hem kendi açısından hem de derbi maçını nasıl yorumlar? What do you want to say about your individual performance and what do you want to say about derby game against Galatasaray? So I think as a team we performed last few weeks very good. Even a Başakşehir game that we didn't win the game, we had a great ball position. We created chances. The games after we did the same. So I think not as an individual but as a team we are on the good way. We kept good, what I said, we kept a good ball position and from there we start to create chances. So that's good point for the team. And if I can, yeah, create chances, if I can score goals, I would be more than happy. And I'm happy that, yeah, my performance are okay at the moment. And let's continue. Takım olarak son birkaç haftadır gerçekten çok iyi bir performans gösteriyoruz. Kaybettiğimiz Başakşehir maçı da bu iyi performanslara dahil. Topa daha çok sahip oluyoruz. Yakaladığımız pozisyon sayısı göze görülür bir şekilde arttı. Burada sadece bireysel anlamda değil, takım olarak da çok doğru işler yapıyoruz. Özellikle topa sahip olma, daha çok fırsat yakalama noktasında göze görülür bir gelişim kaydettik. Tabii ki ben de daha çok pozisyona girersem, gol atarsam bu da beni mutlu edecektir. Kişisel performansımın da iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi yapmamız gereken bunu devam ettirmek. Sabit mi? It's not my favorite position, but if the team needs me there, if the coach wants me to play there, I will try and do my best to fill in the position like he wants me to play. I think as a fullback, we play in a system that we can attack as well. So if I play on this position, I try to do my best defensively and offensively. And I think last game was a good example. Doğrusu söylemek gerekirse en sevdiğim pozisyon değil ama burada hocanın kararı önemli. Hoca bana nerede görev verirse, takımın bana nerede ihtiyacı varsa orada görev alıyorum ve bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Zaten şu anda oynadığımız sistemde beklerin hücuma çıkma fırsatı, beklerin hücuma çıkma şansı çok yüksek. Ben de hem savunmada hem hücumda doğru işleri yapmaya çalışıyorum. Zaten son maçta bence bunun güzel bir örneği oldu. Relationship with Sergen Yalçın. I think it's not different from the other relationship with the coaches. I think what I already said is like if the team perform better, I can perform better as well. So I think the fans were in the right when they criticized me. Maybe they will do it again, I don't know. But for now, I'm happy. I try to do my best. That's what I did every time, and I still try to do my best. And if I, what I said, if I can help with goals or with a good performance or assist or something, I would be more than happy. Aslında Sergen Hoca ile olan ilişkimiz diğer teknik direktörlerle kurduğum ilişkiden çok da farklı değil. Takım daha iyiye doğru gittikçe, takım yukarıya doğru gittikçe benim performansım da artıyor. Taraftara hak veriyorum. Beni eleştirdikleri dönemlerde haklılardı. Belki yeri gelir tekrar eleştirirler. Bu da olabilir. Ama şu anda mutluyum. Oynadığım oyundan keyif alıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii bunu gollere, asistlere bu şekilde bir katkıya yansıtırsam çok daha mutlu olurum. Dinamo Kiev also. No, there is not a special reason for. I think as you look at every football player, you can perform. Sometimes you perform better than other times. It also depends the way we played in Beşiktaş and the way I played in my previous clubs. For now, I don't look too far back. You know, that's like 3 years ago. I tried to do my best and. I hope I can perform like what everyone wants to see, and that's I think creating chances, scoring goals, and that's what I try to do. And hopefully I can do that more, and people will enjoy it. Burada özel bir sebep yok. Bunu her oyuncu için söyleyebilirsiniz. Bazen oyuncular
bazı dönemlerden daha iyi performanslar, daha farklı performanslar ortaya koyabilirler. Bu oynadığımız oyunun şekliyle de ilgili olabilir. Takımın oyunun şekliyle de ilgili olabilir. Daha önceki takımlarda daha farklı oyun şekillerinde oynadım. Ama artık 3 sezon öncesine dönüp de geriye doğru bakmıyorum. Şunu anlayabiliyorum. Herkes benden yüksek bir performans bekliyor. Daha çok pozisyon yaratmamı, daha çok gol atmamı bekliyor. Ben de elimden geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyorum. Umarım bunu daha yüksek bir katkıyla ortaya koyabilirim. Galatasaray derbisi var. Situation. We have still 1 week to prepare ourselves for this game. We know it's a big game. It's a game that's not, you cannot compare it with other games. I think we as a team, every individual is ready for this game. Big games, we like to play those games. As long as I played in Turkey, I never won in the Gala Stadium. So let's make it the first time that you can win there. Bu maça hazırlanmak için önümüzde bir haftalık bir süre var. Tabii ki de çok büyük bir maç. Bu tip maçları diğer maçlarla kıyaslayamazsınız. Takım olarak şu anda bizde her oyuncu, her birey hazır durumda bu maçı oynama anlamında. Çünkü büyük maçları oynamayı hepimiz seviyoruz. Ben de Türkiye kariyerimde henüz Galatasaray deplasmanında, Galatasaray'ın stadında kazanmadım. Ben de artık bu ilki yaşamak istiyorum. In this period, how do you see our title race chances? Everything is possible in this title race. As you can see, now Başakşehir is at the first place. 2 weeks before it was Sivas, then Trabzon. So everything is possible. We need to win our games, and we can look game by game. I say now that if we win 2 games, we're going to be at the first place. We need to look game by game. As I know, this weekend we play Gala, and I think Trabzon play against Başakşehir, right? Yes. So that means that things can change in 1 or 2 weeks, and the only thing we can do is win our games. Şu anda şampiyonluk yarışında her şey mümkün. Şu anda baktığınızda Başakşehir önde görünüyor. 2 hafta önce baktığınızda Sivasspor'un önde olduğunu, Trabzonspor'un önde olduğunu söyleyebilirdiniz. Burada bizim yapmamız gereken kendi maçlarımızı kazanmak ve maç maç ilerlemek. Yani biz kalkıp da şöyle bir cümle kuramayız. 2 maç kazanırsak, 3 maç kazanırsak kesinlikle zirveye çıkacağız diyemeyiz. Her şey çünkü çok açık. Bu hafta sonu biz Galatasaray'la oynarken Trabzonspor da Başakşehir'le oynayacak. Dolayısıyla 1 hafta içinde, 2 hafta içinde başka bir durum ortaya çıkabilir. Burada bizim yapmamız gereken kendi maçlarımızı kazanmak. Are you happy here? Of course, you have thoughts, but as long as I'm a player of Beşiktaş, I can only perform for Beşiktaş. I cannot think about how can I perform for other team. So I still have a contract at Beşiktaş, so I don't think about other clubs. Tabii ki de her oyuncu bazen bu tip şeyleri düşünür ama ben Beşiktaş'ın oyuncusu olduğum müddetçe her zaman Beşiktaş'a nasıl katkı yapabilirim buna odaklanırım. Başka takımlarla ilgili başka şeyler düşünmem. Şu anda burada devam eden bir sözleşmem var ve Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Tüm odaklanmam da bu şekilde. Çok teşekkürler. Thank you very much. Thank you.